Samsun'da ve Amasya'da yaptığımız incelemelerde elimize bazı o raporlardan detaylar ulaştı. Merve'de sınırlı içgörü bozukluğu uygunsuz duygulanım olduğu tespit edilmiş. Yani ne oluyor Yani hocam? bir daha söylüyorum. Samsun'da ve Amasya'da yapılan soruşturmalarda sınırlı içgörü bozukluğu uygunsuz duygulanım var. O da şu, istismar açısından riskli bir kadın. Çocuklara zarar verebilir. Hem fiziksel hem de psikolojik istismar söz konusu olabilir. Nasıl yani? Hem fiziksel hem bedenine bir şey yapmış olabilirsin, koluna. Boğmuş olabilirsin ağzından. Peki Hem de psikolojik bir istismar. Otopsilere çıkmaz mıydı dedim. Kusura İşte sözünü kesiyorum ablam ama. tabii. Bunların hepsini Koç Üniversitesi bir yanıt Yani verecek. iki çocuk otopsi yapılmış diye onun için dedim Hatta açık neyse onu alanlar. biraz sonra söyleyeceğim. Arka planda çocuğa zarar verme içgüdüsü yaşanır. Yani bu içgörü bozukluğu uygunsuz duygulanım olan insanlar çocuğa zarar verme içgüdüsü yaşıyorlarmış. Yani çocuğa zarar vermek istiyorlarmış. Olayları, yaşadıkları olayları sağlıklı değerlendiremiyorlarmış. Farkında değillermiş. Ben zaten bir annenin bunu bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Evet. Bunların hepsi tabii ki soruşturma aşaması. En son seninle bir görüşme daha yapacaklarını düşünüyorum. Yani başına gelen kötü şeyi iyi olarak düşünebilirler. Başına gelen her kötü şeyi iyi olarak düşünüyorlarmış. Sen başına gelen her kötü şeyin aslında iyi şey olduğunu mu düşünüyorsun Merve? Yo, hayır. Hayır. Hep Babanın var. evinde yaşadığın bazı işte bu korku filmi gibi, sen orada şiddet olaylarını kabul ediyorsun. İstismarı sormayacağım. Oradaki her olayın bir anlamda iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Önce çünkü bize dedin ki ben o evde yani işte elim kırıldı. Sonra babam buraya geldikten sonra ben evde mutluydum dedin. Yine mutluydum ama yine de mutluydum. İyi miydi yaşadıkların Evet senin? yine de mutluydum. Mutluysan niye kaçtın? Niye kaçmayayım? Niye kaçtın? Vermemiş. Tamam Verdiği birine vermedi. gitseydin. Vermedi tamam. Çok mu aşıktın? Cabir'i tanımamışsın ki, aşık da olmamışsın. İstemeye bile gelmemiş. İstemeye bile İstemeye gelmemiş. geldiler. Annem gitti de Ha, benim geldi onlar de. için ben Cabir gitmedim. gelmemiş Çünkü diyoruz şöyle hani. zaten. Kaç kez görüştünüz Cabir Merve ile? Bir sene işte askerdeyken ben sürekli Trabzon'a görüştük. Ya, Trabzon'a görüştük. Askere gitmeden Yüz yüze başladı. görmemiş. Neyse. Şimdi Trabzon'a ben görüştük raporu devamlı. okuyayım de. Raporu okuyayım Cabir. Bunları sen Tabii ilk kez tabii. duyuyorsun biliyorum. Olayları, yaşadıkları sağlıklı değerlendiremiyorlar. Yani başına gelen kötü şeyi iyi olarak düşünebilirler. Aynı şekilde çocuklara da öyle. Duygularını anlatamazlar. Duygularını, yaşadığı duyguları anlatamazlar. Böyle durumda da çocuğa şiddet uygulayabilirler. Yani Peki. gördüklerini uygularlar diyor. Peki bu süreç içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Dilem siz daha iyi bilirsiniz. Hani biz anlamayız da. Hani Vallahi ne bak gerekirse yapalım bak yani neyse. biz tanı yapmıyoruz. Biz yargılama yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz bu programlarla Evet. bütün gerçekleri, tarafları, herkesi dinliyoruz. Sonra elde ettiğimiz ihbarları, bilgileri zaten yetkililere veriyoruz. Evet. Tamam tatlım benim. Sonra arkasından o yüzden uzmanlarımız burada sağ olsunlar. Onlar da o yüzden buradalar. Yani bir gazetecinin sınırları belli. Uzmanların bildikleri avukat, Yani emniyet mensubu tabii. ve dolayısıyla arkasından biz bunları bu soruşturma devam ederken hem Amasya'da hem de eminim Koç Üniversitesi'nde bu yayınlar takip ediliyor zaten. Arkasından orada bir rapor yazılacak. Benim bildiğim kadarıyla Merve üniversiteye çağrılacak. Belki de bir tedavi sürecinden İşte geçecek. bize öyle söylendi zaten. Belki günübirlik olur dedi. Belki yatış da olabilir dedi. Yani ona göre bir tedavi süreci Yani olacak dedi. Ona göre bu rapor rapor düzenlenecek evet denilmişti. hocam bu rapor yatış olma ihtimalini güçlendiriyor mu? Ne dersiniz? Sonra diğer çocuğun durumunu açıklayacağım. Evet buyurun hocam. Şimdi ben de tabii ki Merve ile iki kez görüştüm. Bir sürü ihtimali değerlendirmek zorundaydık. Bunları da hala devam eden Hocam, evet. değerlendirmeler var. Yorumlarınızı unutmayın. İki önemli detay var. Bunu söyleyeyim yeri gelmişken. Şimdi uzun uzun hocayla görüştüğünü biliyorum. Sağ olsun hocam da zaman ayırdı. O kişi demiş ki cezaeviyle ilgili arayan kadın diyor ki Merve tutuk evinde kaldı. Cezaevinde değil diyor. Ya ben hiç cezaevinde O kalmadım. yüzden kalmadım diyor ama 2 hafta kaldı sonra adli tıbba götürüldü. Hayır ben sadece 21 gün Samsun'da kaldım ben. Samsun'da nerede kaldın? Ruh Ruh ve sağlık, ruh sağlığında. sinir hastalığı. Sinir Psikiyatride hastalığı. mi Şimdi kaldın? Evet. Burada da devlet hastanesinin içinde var yani söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Devlet hastanesi sonuçta Bakırköy'deki ruh sinir hastalıkları. Orada da tutuklu ve şüphelilerin kalabileceği yaklaşık 30 kişiyi ağırlayabilecek bir cezaevi var.
Orası hastane değil. Hastanenin içinde şüpheli veya tutuklanan veya hükümlü tedavi gören kişiler kalır. Öyle bir yerde kalmış olabilir misin? Yok hocam, diyorum ya, ben 21 gün Samsun Ruh Sağlığı'nda kaldım ben. Hastane odası gibi miydi? Evet, hastaneydi. Yani. Çıkarmaya gittiğimiz öyleydi. Evet, yani hastaneydi. Kapalı bölümde mi kaldın? Evet, kapalıydı. Hani ekip aynı şey aslında hocam. Yani hastane havası vardır oranın. Ya hemşirelerle çıkıyorduk. İşte kitap tabii. Şey falan gidiyorduk yani hemşirelerle. Şimdi şunu hatırlatıyorlar. Ya yani ben de bunu söylemek istemezdim ama artık her şeyi yani ortaya dökmek lazım. Olur mu Cabir? Ya çıktı zaten, bir şey kalmadı. Şimdi bunu da koordinatörümüz hatırlatıyor. Duyuyor musunuz Ali Bey? Gelmek istemiyor musunuz? Emin ben misiniz? Duyuyorum. Ben buradan seyrediyorum tamam, sizi. Tamam. Diyor ki şunu da hatırlatıyor. Yani hep babamın yanında mutluydum diyor. Bir daha soruyorum. Bu bilgiyi söyleyeceğim. Babanın yanında mutlu muydun, değil miydin? Tamam, her şey babamın sinirlerine olmuş olabilir mi? Yine de mutluyduk biz. Yani elinden geleni yapıyordu çocukların şey olma, üzülmesin diye. Tam o kadar sinir olduğu şey oluyordu ama. Oluyordu yani. Ne oluyordu yani? Evet, bizi muhtemel etmemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Vallahi. Peki baban, biz şimdi yayından çıktıktan sonra bazen taraflar karşılaşmasın diye, bazen kendilerine yani o gerginlik yaşanmasın diye herkese ayrı ayrı şey yapıyoruz. Hemen baban çıkarken kapıdan, kapının arkasına saklanıp, baban oradan çıkıp çıkmadı mı diye neden kontrol ettin? Ya çekindim yani, gittim gitmedim diye. Neden çekindin? İşte çekindim. Ben kaç senedir görüşmemişim ya, çekindim yani. Ne yapabilir baban sana? Ne yapabilir, evet. Ya bir şey yapamaz ama yine de çekindim. Ali Bey ne yapabilir sana? Tamam, bir şey yapmaz ama diyorum, çekindim diyorum ya. Kapının arkasında durup şöyle bakmışsın. Bak kapı bu. Evet, baktım. Şöyle kafayı uzatıp babam çıktı mı çıkmadı mı? Evet, bakmışsın. Baktım, yalan konuşacak değilim, baktım. Ah Merve. Şimdi bunların en sonunda da babam ekranda kötü gözükmesin diye artık her şeyi söylüyoruz. Saklamayacağım. Hatta bir bilgi daha var, onu da saklamayacağım. Babam yani yeri gelince detayları konuşmak için ama neyse. Babam ekranda kötü gözükmesin diye iyi bir insan olduğunu söyledim. Ama evet, o bizi çok dövdü. Dedin mi demedin mi? Dedim. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Babam ekranda kötü bir insan olarak gözükmesin diye. Çünkü o kadar iftira atıldı. Dedi tamam. O zaman tamam. Savunuyorsun. O yapılan iddiaları da reddetmiş oluyorsun yani bir şekilde. Ne, varsa bir doğruluk payı bile onu da atlatıyorsun. Ama bizi çok dövdü demişsin. Bizi dövdü, dövdü. Ya o kadar demedim ama çok dövdü demedim ama. Az dövdü dedim. Çok dövdü demedim ben çok. Ne kadar ne dövdü? Kadar... Ne yaptı sana Ali Bey ya? Kapıdan arkasından gidip, yani benim babam gelse şurada tartışma bile olsa, ya baba gidip elini öperim, gidip gitmediğine göre sen Ali Bey'den çok korkuyorsun ya. Bak dün benim çok tanıdığım biri, yani ismini vermek istemiyorum, yayınları da çok takip ediyor. Sen ilk Ali Bey buraya geldin, ellerini sıkmışsın, o kadar derin derin nefes almışsın ki korkarak. Ben o nefesi duymuyorum, mikrofon sesini ekrandaki izleyicilerim duyuyor. Merve korkma, korkma, korkma. Ne yaptı o adam sana? Ya ne yapsın da, ne yapabilir ki ya? Daha ne yapsın? Ne yapabilir ki? Daha ne yapabilir Burayla ki? Bu hale gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Bir insan bu hale, Ali Bey, çok iyi davrandığın için bu hale gelmez, biliyor musun? Bir insan bu kadar psikolojik aşamaya, düşünsene bir kadın 3 tane evladını öldürmekle suçlanan bir aşamaya durup dururken gelmez Ali Bey. O çocukları biz büyütüyoruz. Biz büyütüyoruz. O çocuklara biz kötü davrandığımız zaman bizim gördüğümüz şekilde o çocuklar davranıyor çocuklarına. Biliyor musun sen bunu? İdem Hanım. Bunları en yakın benim komşularım biliyor. Bunları bağlamıyoruz bu telefona. Niye bağlamayalım? Hep bunu söylüyor gelenlerde. Bağlanmıyor hanımefendi. Kaç gündür uğraşıyorlar, bağlanmıyor. Peki komşuma iyi biliyor, dayağı yiyen mi biliyor? Yani zor dayanıyorum. Komşuma biliyor, dayak yiyen mi biliyor? Kim dövdüysem beni, o çocuklar ben de diyorum ki sana, komşu mu biliyor, dayağı yiyen mi biliyor? Benim iletişimimi o komşular görüyordu, o çocuklarla benim nasıl olduğumu, nasıl yaşadığımı. Ya Ali Bey, Ali Bey, sen içeride nasıl kapıyı kapatıyorsun, içeride bu kızla yan yana baş başa kalıyorsun. O da kapı, evin içini komşular nasıl bilsinler, kurban olayım ya. Nereden bileyim ben komşumun evin içinde ne yaşandığını, ancak sesleri duyarım yani. Didem yapmayın bunu ya, Didem Hanım. Ha? Yapmayın. Sen ne yaptın ya bu çocuğa? Bu çocuk niye bu hale geldi? Ben hiçbir şey yapmadım o çocuğa, Didem Hanım. Merve ne yaptı baban sana?
Didem. Tek suç, tek suçum varsa onları bu yaşa getirmek yani. Bu vaziyete getirmek yani. Yaşatmak. Vallahi bu hale getirmeseydin keşke yani. Bu hale getirmeseydin. İnsanın babası çocuklarını öldüreceğiyle suçlamasıyla senin evladın karşı karşıya Ali Bey. Bu kolay bir şey mi? Kurban olayım ya. Ben bilmiyorum mu bunu? Üç tane çocuğun katili olmakta suçlanıyor bu ben kız ya. Çık dışarı. Evet. Çık dışarı. Hadi hadi. Terbiyesiz. Ne yaptı bu adam sana? Artık söyler misin ya Merve? Çok sinirleniyorum. Allah'a ben sinirlendim onu. Allah sinirlenir. Ben İnce Uyar'la konuşurum. Konuşmak istemiyorum. O zaman müsaade et İnce Hoca açıklasın. Tamam, sen konuşamıyorsan. Açıklasın. Buyurun hocam. Hekim olduğu için belli sınırlarda konuşacak tabii. Merve korku, tehdit, güvensizlik ortamında büyümüş. O yüzden bu onun kanına, her şeyine yani hala görüyorsunuz yani. Titriyor, çok heyecanlı, çok tedirgin. Biliyorum, ve hala üzülüyorum çok büyük ben, korku sana. İçinde konuşamıyor. Kendini ifade edemiyor. Ve bu... Bütün bu duygular, içindeki öfkeler, korkular o kadar birikmiş ki. Bir şey soracağım ya. O başka bir yere kanalize olabilir. Hocam bugüne kadar konuştunuz 2-3 defa ama ilk kez size konuşacağını söyledi. Bugüne kadar yüz yüze bile anlatmadığın birçok şeyi hocaya. Şimdi anlatacak mısın? Yayından sonra konuşurum. Anlatacak mısın hocaya? Anlatırım. Her şeyi anlatacak mısın? Anlatırım. Hocam ben şöyle yapalım, bu değerlendirmeyi daha sonra alalım. Olur. Ben sizi dışarı bir alayım. Zaten Havva Hanım'ın kızına ne oldu, nasıl kayboldu ona geçeceğiz. Ben sizi odaya, kulis odasına alayım. Bir hocam...